Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar 2-8 Kasım haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz sevgili yengeçler Güneş akrep burcunda ilerlemesini sürdürüyor 31 Ekim'de meydana gelen boğa burcu dolunayının tesirleriyle haftaya başlıyoruz ve bu haftada Evet dolunay etkileri devam edebilir Pazartesi öğle saatlerinde ay İkizler burcuna geçecek çarşamba gecesine kadar da İkizler burcunda kalacak 12. evinizde ay geçişi duygusal anlamda sizi biraz iç dünyanıza yöneltebilir bu günlük hayatınıza odaklanmakta zorluklar da getirebilir Çünkü sanki biraz böyle yalnız kalmak isteyeceksiniz haftanın ilk günlerinde dinlenmek isteyeceksiniz hayatın daha manevi konuları daha sanatsal konuları ruhsal konuları ilgi alanınıza girebilir e, yalnız yapacağınız işlerle de tabii ki daha rahat ilgilenebilirsiniz. Bunun yanı sıra sağlık, şifa çalışmaları, belki terapi gibi bazı uygulamalar, e, sağlıkla ilgili kontroller hafta başında yine günlük planlarınız arasında yer alabilir. 3 Kasım'dan itibaren Merkür Terazi burcunda artık ilerlemeye başlıyor. Retro bitecek. Bu tabii ki bizi rahatlatacak büyük oranda. Günlük hayatımızda hissettiğiniz o e, iletişim sorunlarını veya hani plan programlarında hissettiğimiz tıkanıklıkları aşmamızı sağlayacak. 3 Kasım'dan itibaren 21 Kasım'a kadar Merkür terazi burcunda ilerleyecek. 4. Ev konularınızı daha rahat ele alabilirsiniz. Venüs de terazi burcunda iyicil etkisiyle özellikle ev alanlarınız, yuva alanlarınızda rahatlamalar getirebilir. Aileyle ilgili olan konularda daha rahat adımlar atabilirsiniz. Hem ebeveyn ilişkileriniz, onlarla ilgili planlarınız, programlarınız şu dönemde belki e, gündemde olabilir. Hem de hani ertelediğiniz, bir türlü yapmaya fırsat bulamadığınız ev ortamında ya da aileyle ilgili konu ve kavramları daha rahat ele alabilirsiniz bu dönem içerisinde. Perşembe ve Cuma ay yengeç burcunda. Duygusal enerjiniz artıyor. Yakınlarınızla daha rahat iletişim kurabilirsiniz. Sevgi, şefkat, ilgi bek, e, beklentileriniz de artıyor tabii ki. Daha hassas ve kırılgan da olabilirsiniz. E, bu dönemde bazen hani üstlerle ilişkiler, bazen aileyle ilişkiler, yakın çevrenizdeki kişilerle iletişimler zaman zaman sizdeki o kırılganlığı e, tetikleyebilir. Perşembe ve Cuma günü bu anlamda kendinizi güvende de hissetmek istediğiniz için kendinizi rahat et, e, et yani rahat hissettiğiniz ortamlarda, kendinizi güvende hissettiğiniz kişilerin yanında daha fazla zaman geçirmeye çalışın. Sindirim sisteminize, midenize de özellikle biraz daha özen gösterirseniz fayda var. Hafta sonu Ay Aslan burcunda parasal alanlarımızı hareketlendiriyor. Tabii ki kazanç fırsatlarımız olabilir. Bunun yanı sıra biraz sanki para da harcamak isteyeceğiz. Eğlence için olabilir bu, kişisel keyiflerimiz için olabilir, ee, belki kendimiz için bazı böyle makyaj malzemeleri, giyim, kuşam alışverişleri gibi alışverişler yapacağız. Bu anlamda dengede olmakta da fayda var tabii ki. Sevdiğimiz kişilerle bir arada olabileceğimiz, eğlenebileceğimiz güzel organizasyonlar da gündeme gelir. gelir hafta sonu bu tarz davetlere de katılabiliriz. Bunlar için de bazı harcamalar oluşabilir sevgili yengeçler. Sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşçakalın.